LGS'ye son 17 gün. Arkadaşlar çok az bir zaman kaldı. İnşallah bu az zamanı da iyi bir şekilde değerlendirip bu 17 gün içerisinde netlerimizi artırabildiğimiz kadar artırıp ve hatta halihazırdaki netlerimizi koruyup hayallerimize kavuşacağız. Lütfen biraz daha sabredelim. Lütfen biraz daha dikkatli olalım ve sınav gününe kadar asla özgüvenimizi kaybetmeyelim. Çünkü sınav günü geldiğinde o bize çok yarayacak ve diyeceğiz ki evet bir sürü yanlış yaptım. Evet denemelerde istediğim sonuçları tam elde edemedim ama ben başaracağım eminim diyeceğiz ve gireceğiz, başaracağız inşallah. Günün sözüne baktığımızda Oliver Goldsmith diyor ki başarı düştükten sonra sadece bir kez daha ayağa kalkmaktan ibarettir. Gerçekten de bizler şu anda matematikte veya bilemiyorum İngilizce'de, Türkçe'de, fende bilmiyorum herhangi bir derse istediğimiz nete hala ulaşmamış olabiliriz. Hala böyle sinirimizi bozan ya bu nedir ya dediğimiz şeyler olabilir ama olsun, vazgeçmeyelim, ayağa kalkalım ve sınava girip şovumuzu yapalım inşallah. Günün yorumuna baktığımızda Melisa Ayhan diyor ki İnşallah beğenen herkes LGS'de istediği puanın üstünde alır, amin. Her beğeni bir amin demiş. Gerçekten her beğeni bir amin, zaten YouTube'un otomatik pilotu yani otomatik cümlesi. Gittiğin yola inanıyorsan attığın adımdan da korkma, eklemek isteyenler arasın demiş. Ne olursa olsun matematik problemlerini çözemiyorum. Konuyu tekrar ediyorum, anlıyorum ama problemleri çözemiyorum, ne yapmalıyım? Şimdi öncelikle matematikte yanlış yaptığınız soruları bir kez daha üzerinden geçin. Yani şunu demek istiyorum. Matematikte diyelim ki 20 soru var. Sen 20 sorunun içerisinde her seferinde aynı yanlışlar yapıyorsan o yanlışlara odaklanman lazım. Diyelim ki bu konuda yanlış yaptın. Bu soruyu seçeneklerini değiştirerekten, ilk başta seçeneklerini kapataraktan doğru yap. Bir hafta sonra da seçeneklerini değiştirerekten yap. Yani kardeşim bu böyle değil, böyle olsaydı diyerekten yap. Veyahut elinde başka sorular varsa onları yap. Cevabını öğrendikten sonra, çözümünü dinleyip cevabını öğrendikten sonra bir kez daha cevabını kapataraktan, seçeneklerini kapataraktan yap. Ve asla vazgeçme. Şunu da unutma. Matematikte yapabildiğin kadarını yapacaksın. Muhtemelen Melisa senin yapamadığın soruları rakiplerin de yapamayacak. Ama sen fende, Türkçe'de, inkılap tarihinde, İngilizce'de, dinde diğerlerinden çok daha yaparsan matematikteki eksiğini de kapatabilirsin. Ama matematikte de vazgeçmemek, seçenekleri kapatarak çözmek, problemin çözüm yollarını bir de hocadan dinlemek, hatta bir de arkadaşına sormak. Ya sen bu soruyu nasıl yapıyorsun diye, mesela atıyorum Melisa'nın arkadaşı diyelim ki Ayşe olsun, Merve olsun fark etmez. Onlara sorması gibi. Maskeyle deneme çözmeyi denedim ama çözemiyorum, ne yapmalıyım? Arkadaşlar bununla alakalı zaten Sağlık Bakanımız bize müjdeyi verdi. Sınava maskeyle, sınav salonuna, binaya maskeyle gireceğiz. Merdivenlerden maskeyle çıkacağız. Sınıfa maskeyle gireceğiz. Ama sınav başladığında muhtemelen sosyal mesafe kuralına uyulacağı için zaten yan yana sınav olmuyoruz. Mutlaka arada bir mesafe oluyor. Sosyal mesafe kuralına uyulacağı için maskemizi rahatça çıkaracağız ve yanımıza koyacağız. Veyahut da üzerimize tutacağız. Ama peki bir maskeyi niye yanımıza götürüyoruz? Bir, merdivenlerde yan yana geldiğimizde herhangi bir şekilde bir şey olmasın diye. İki, sınıftayken biri böyle hapşırıverir mesela. Hapşu der. Canınız sıkılır ya bunu hapşırır dersiniz. O yüzden gerçi korkmanıza gerek yok. Her insan hapşırabilir. Zaten muhtemelen de virüs bitti. Zaten virüs de sizlere fazla bir şey yapmıyor. Gençlere bir şey yapmıyor. Dolayısıyla siz o anda maskeniz yanınızda olursa ya bir hapşır diye takarsınız. Yoksa Sağlık Bakanı net müjdeyi verdi. Sınavda yani LGS'de ve YKS'de adaylar sınava maskeyle girecek ama sınav anında maskeyi çıkarabilir dedi. Niye? Çünkü sosyal mesafe kuralına uymaya çalışacağız dedi. Zaten sosyal mesafe kuralına uyulmuyorsa yani dip dibeyseniz o zaman kopya da çekiliyor demektir. Yani o zaman sınav olmamış demektir. Sınavda 45 dakikalık molada ne yapmalıyız? Hiçbir şey. Sadece dinlenmelisiniz. Asla kendisinden önceki, sadece dinlen. Asla kendisinden önceki, yani moladan önceki sözel kısmı konuşmayın. Türkçe'de 4. soruyu ne yaptın? Aferin sana. Asla, asla, asla. Hatta ve hatta size ne yaptın, nasıl geçti diye soracak olan biriyle bile görüşmeyin. Hiç sınav yokmuş gibi sözel geldim oturuyorum, ne haber, iyilik abi çok şükür. Bir tane sınav vardı bitti gitti, bana önemli değil. Bakın ikisi de apayrı sınavlar. Yani sözelde yanlış yapmış olabilirsiniz, doğru yapmış olabilirsiniz, boş bırakmış olabilirsiniz. Sözel çok güzel geçmiş olabilir, çok kötü geçmiş, hiç fark etmez. Ben arada asla sözeliniz mükemmel geçti, çıktınız Allah'ım harika çok güzel. Yine konuşmayın. Yine gelip de belki kötü geçen biri vardır. O sizin söylediklerinizi duyaraktan morali bozulur. Onda morali bozmayın, yazıktır. Siz kendiniz iyi geçtiniz. Oturun sessizce bekleyin. Şükür edin Allah'a. Oh deyin tamam, bir de sayısal iyi geçer inşallah deyin. Ve muhtemelen de sözleriniz iyi geçecek. Son 18 günde her gün bir deneme çözüp sayısalınız da iyi geçecek inşallah. Son 18 günde her gün bir deneme çözüp yanlışlarımı düzeltirsem 370'den 440 puana çıkabilir miyim? Çıkabilirsin. Eğer sınav anında güzel geçerse çıkabilirsin. Ama tabii ki kesin diyemiyorum çünkü ciddi bir net artıştan bahsetmişsin. Matematik dışında tüm konuların testlerini rahatça çözebiliyorum. Harika. Fakat matematiğe gelince moralim bozuluyor. Yapamıyorum, ne yapmadım? Gerçekten de matematik birçok öğrencinin sıkıntısı. Bununla alakalı ilk sorunda buna cevap vermiştim. Vazgeçmeden seçenekleri kapataraktan soru çözüyorsun. Soru çözmeni izliyorsun ve arkadaşlarına soruyorsun. Ya siz bu soruyu nasıl yapıyorsunuz kardeşim diyorsun. 425 puan için kaç net gerektir? Şimdi 425 puandan daha fazlasını alacağını düşünüyorum ben senin. Hatta çünkü burada 440 yazmışsın. Ben özel sana 441'i getirdim. Bak Giresun Fen Lisesi geçen sene 18 tane, 2 tane Türkçe'de yanlış yapmış. 5 tane matematikte var. Yani 2 yanlış, pardon 3 yanlış 2 boş. Fende 3 tane. Yani deyim yerindeyse aslında süper bir sınav değil gibi. Ama tabii inkılap, din ve yabancı dili iyi yapmış. Dinde de yanlış çıkmış yani, tövbe estağfurullah. Şaka diyorum tabii ki, olabilir, hepimiz yanlış çıkabilir. Yani sen eğer 425 puan alacaksan buradakilerden daha fazla yanlış yaparaktan da o puanlara ulaşabilirsin. Bu geçen sene Giresun Fen Lisesi'ne giren bir adayın sınav sonuç formu. Yüksek puanlı bir Anadolu Lisesi mi yoksa düşük puanlı Fen Lisesi mi daha iyi? İkisi çok iyi. Fen Lisesi'nden de Türkiye'nin çok iyi okullarına kazanabilirsin. Sosyal Bilimler Lisesi'nden de, Anadolu Lisesi'nden de. Bakın şunu unutmayın. Şu anda LGS'ye girmeyecek olan 7. sınıftaki bir öğrenci size dese ki ya ben son sene hangi okula gideyim, hangi nereye gideyim, hangi ne yapayım dese ne dersiniz? Ya hiçbirinin önemi yok. Kendiniz çalışmadığınız sürece LGS'ye başaramazsınız. Çalışırsanız LGS'de zaten hangi okuldan okulsan, ister köy okulundan gel, ister şehirdeki en pahalı kolejden gel, çalıştıysan başarılı olursun. Ama çalışmadıysan, köy okullarına gelsen, süper bir kolejden de gelsen yapamazsın. Çünkü sınavda tek başınasın. Dolayısıyla liseler de öyle. Fen lisesine de gitsen eğer haylazlık yaparsan üniversitede başarılı olamazsın. Ama Anadolu Lisesi'ne gittin veyahut da Anadolu Eğitim'e gittin veyahut da meslek lisesine gittin veyahut da sosyal mühendisliğe, fark etmez. Orada çok sıkı çalışırsan Türkiye birincisi olabilirsin. Hiç kimse diyemez ki aa sen İmam Hatip Lisesi'ndesin. Hayır, ne alakası var, Türkiye birincisi oldum kardeşim, ben sınavda yaptım, bitti gitti, çekil oradan dersiniz ve zirveye ulaşırsınız. Dolayısıyla siz eğer sayısal ağırlıklı dersleri seviyorsanız, fizik, kimya, biyolojiyi seviyorsanız Fen Lisesi'ne, eşit ağırlık derslerini seviyorsanız Anadolu Lisesi'ne, eğer ben sözel dersleri seviyorum diyorsanız Sosyal Bilimler Lisesi'ne gidebilirsiniz. Ve onların her birinden de istediğiniz alana yine geçiş yapabilirsiniz. Dershaneler yasak kalkınca çağırdılar, evde mi test çözmeniz yoksa dershanelere gidelim mi? Arkadaşlar eğer evde çok verimli çalışıyorsanız evde çözmeye devam edin. Ama eğer dershane, evde çalışma temponuz düştüyse dershanede gidebilirsiniz. Zaten sınavda başka bir binada gireceğiniz için başka binada test çözmeye, başka binada deneme çözmeye birazcık kendinizi alıştırsanız iyi olur. Burada şu da çok önemli. Dershanelerde, kitaplarda işte 6 adımda hızlı tekrar bana kazandırdı. Hayır, sen kendin kazandın. Doz denemeleri sayesinde kazandım. Hayır, sen kendin çözdün, kazandın. 3-2-1 geri sayım denemeleri kazandırdı. Hayır kendin. Artık netlerim artıyor sayesinde başardım. Tamam, bunlar sana kapıyı açtı ama sen bunları çözdün. Kendin bu soruları doğru yaparak kazandın. Dolayısıyla öğretmenler yalnızca kapıyı açar, içeriye kendiniz girersiniz. Dolayısıyla dershaneler de mükemmeller. Size yardımcı oluyorlar, destek oluyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ama sizler kendiniz çalışmazsanız dershanenin size faydası yok. Dolayısıyla lütfen sizler kendiniz evde çalışıyorsanız evde çalışmaya devam edin. Evde çalışamıyorsanız dershaneye gidin. Dolayısıyla sizler kendiniz kazanacaksınız. Taşıma suyla değirmen dönmez. Yani siz kendi isteğinizi yapmanız lazım. Günün okuluna baktığımızda Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Türkiye'nin yine en mükemmel okullarından bir tanesi. Hukuk, aman Allah'ım, 28 tane. PDR, PDF değil bu, PDR. Psikolojik danışmanlık rehberlik bölümü 9 tane. Psikoloji, aman Allah'ım, harika bölümler. Bunların her biri gerçekten kolay kolay kazanılamayan bölümler. Demek ki çok iyi bir lise. Sizleri bekliyor arkadaşlar. Hazırlamışlar, muhtemelen dezenfekte de ettiler. Yeni gelecek öğrencilerimizi bekliyoruz. Lütfen çalışın, kazanın diyorlar. Sizler de gidin bakalım. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Ve her zamanki gibi sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Birazdan sosyal bilimlerde, ne sosyal bilimler lisesi ya? Sosyal bilimler lisesine aklım takıldı. Birazdan inkılap tarihi canlı yayınımız var. Harika bir canlı yapacağız. Mutlaka izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım.